Efendim, Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala Galatasaray şampiyonluğa adını yazdırdı. Ankara Gücü'nü 4-1 yenen sarı kırmızılı ekip taraftarının sevince boğdu. Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar yapıldı. Ancak istenmeyen olaylar da yaşandı. Kavgalar çıktı. Bursa'da bir sürücü taraftarların arasına aracıyla daldı. Galatasaray Ankara Gücü'ne 4 attı, şampiyonluğu kaptı. Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Kutlama hakemin son düdüğüyle başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısında devam etti. Futbolcuların sürprizi kameralara böyle yansıdı. Tekrar teşekkür etmek isterim. Evet, başka soru var mı? Onlar mutlu, taraftar coşkuluydu. Yüz binler sokaklara akın etti. İstanbul'da yer sarıya, gök kırmızıya büründü. Florya Metin Oktay tesislerinde mahşeri kalabalık vardı. Futbolcuların da gelmesiyle ortaya bu görüntüler çıktı. Sadece orada değil, yurdun dört bir yanında Avrupa başkentlerinde sarı kırmızı kutlama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tebrik mesajı yayınladı. Kimileri futbolun dostluk kardeşlik olduğunu unutmadı. Kimileri ise holiganlığa soyundu. Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçeli bir grup Galatasaraylıların araçlarına saldırdı. Gelsene aşağı. En dehşete düşüren görüntü ise Bursa'dan geldi. Kutlama yapan Galatasaraylıların arasına dalan araç iki kişiyi yaraladı. Lan aile var, aile! Bir başka yerde yumruklar, tekmeler konuştu. Alkol alıp traktörle konvoya katılan bu adamsa polise yakalandı.